Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Simülasyoncu TV kanalına hoş geldiniz. Ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte Homsi 2 oynayacağız. Arkadaşlar, bu gördüğünüz üzere paint bana ait, ben yaptım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi repaint'i var bunun üstünde. Onun üstüne yaptım. Böyle ne güzel oldu ne kötü oldu. Açıkçası fazla beğenmedim ama güzel oldu. Güzel bir şey oldu bence ya. Ama beğenmedim nedense fazla. Şuradaki çizgileri falan pek dikkat etmedim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir otobüsümüz var işte. Arkası böyle. Yanı böyle. Önü böyle. İşte diğer yanı böyle. Normal bir Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüsü gibi gözüküyor. İçine geçelim bir de. İçinde bu ekran normalde simsiyah. Ben bir tane reklam koydum. Büyükşehir'in reklamını koydum bir tane. Zaten normal koltuklar biliyorsunuz. Fazla oynama yapmadım zaten. Sadece dış tasarım bir de ekrandaki tasarımı oynadım. Bir de böyle bir ekranımız var arkadaşlar. Böyle bir ekranımız var. Normalde biliyorsunuzdur, bazılarınız biliyordur. Kent kartların şoför tarafı böyledir. Çoğu Antalya'daki kent kartların, diğer kent kartları bilmiyorum. Böyle bir oynama yaptım. Dışı da böyle zaten gösterdim. Bu otobüsü ben seviyorum. Şahsen kapısı falan geç açılıyor, normal BMC kapısı gibi. Şimdi sizlerle beraber küçük bir sefer yapacağız. 230 seferine gideceğiz bedende. Beden güzel bir harita. Çok güzel bir harita. Ben çok seviyorum bedeni ama fazla oynayamıyorum. 230 attığı kısa bir hat. 10 dakikalık bir hat. Otobüsün tanıtımı içinden zaten şey yapmıştım. Videoyu başlatmıştım. Hemen 230 attığımıza gidelim. Hem siz de bir sesini duyun. Zaten bir tane videosunu atmıştım ama Antalya Büyükşehir Belediyesi şey yoktu, skin'i yoktu, repaint'i yoktu. Şöyle 39 alalım. Hem yolcularımızı daha rahat alalım. Evet, freni indirdim. Sesi gelmiyor. Evet, şimdi devam edelim. Otobüsün sesleri falan pek benzemiyor ama güzel otobüs yani, ben sevdim. Şimdi dışında da şöyle hat açalım. Tabi bunu hat açmak zor olduğu için ben direkt şuradan alayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki Antalya'daki hatlardan birini yazacağım. Meşhur hattımız KL08'i yazalım mesela. Ben nereye gidecekmişim? Nerede benim şeyim? Burada. Otobüs gidiyor. Organize'den İşitepe'ye gidecekmişim. Bayağı kısa bir hat. Organize'den Yeşiltepe'ye. Ya başka hat. Başka hat daha iyi olur ya. Başka hat da gidelim ya. Buraya değil de başka hat daha iyi olur. 204 hattı vardı. 204 hattı daha kısa. Kısa da değil ama uzun da değil. Kutu konuta gidelim hemen. Arkadaşlar, bu kent kart ekranı pek güzel olmadı. Normal benim çektiğim fotoğraflardan biriydi. Onu kırptım. İşte bu hale getirdim. Zaten yanlarında falan siyahlık var. Şurada, şu tarafta şöyle mouse'la gösteriyorum, beyazlık var gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bir 204 hattı alalım. Eşkonat Kutkon diyor, Lokum Sokak. Büyük ihtimalle bu. Tamam. Kaçta? Tamam. Şöyle geç gitmeyelim. Tamam. 14.43. Nereye gidiyormuşuz? Eşkonak. Tamam. Şimdi KL08 yazdık, 5 konak yazalım. Evet, böyle oldu. Sığmadı tam ama olsun. Arkası böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane fotoğraf alalım. Otobüs güzel olmuş ya, aslında ben niye beğenmemişim ki? Otobüs güzel olmuş. Sadece ben şuraya açayım, tamam. Şimdi gidelim. Evet. Sesleri güzel ama tam benzemiyor. Sinyal sesi aynı BMC Pro City ile.
Evet, hemen kaldırıma çıktık. Dubalara vuracaktık. Nereye döneceğim ki? Galiba buradaki yolcular hareketlendi. Ha tamam, sağ. Burası kutu konutmuş. Şöyle tersine girelim. Yapacağımız bir şey yok. Şuradan da şöyle araya girelim. Arkadaşlar pek iyi konuşamayabilirim. Kusura bakmayın fazla. Evet. Belenin yolları çok gerçekçi bir yol. Dar yolları, güzel yolları var. Yani seviyorum Belenin. 204'e hiç gitmemiştim sanırım daha önce. Yok, bir kere gittim, pardon. Bir kere gitmiştim Belenin. Direksiyon setim G29 arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştim. Zaten videoların başında da yazıyor. G29 ve ETS 2, OMS 2 gibi. Şöyle alalım. Alo. 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 Zaten eksiklikler var. Gördüğünüz gibi mesela şey sesi, bilet kesme sesi. Kent kartla aynı yapmaya çalışacağım. Şu ekranı, kent kart ekranı daha çok iyileştirmeye çalışacağım. Evet, oyun döndü biraz. Tamam, geldi. Şu kasisler beni benden alıyor ya. Çok güzel kasisler. Buranın yolcuları pek nazlı. Bu otobüsün yolcuları da pek nazlıdır. Şimdi bağırırlar. Bağırmadılar. Allah'a helal olsun. Hep bağırıyorlar ben böyle döndüğüm zaman. Adam mı seçiyorlar? Ne yapıyorlar? Evet. Bu yolcular arka tarafa doğru gidiyor. Bunu neden olduğunu bilmiyorum. Alo. Alo. Kasis daha. Çok kasis var bu taraflarda. Galiba okul vardı buranın yakınlarında. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakayım etrafa. Yok. Göremedim. Şuradan hareket ederken bir de bakalım. Bu biraz yakınlaştı. Bak şöyle. Bağırdılar. Ben de bekliyordum zaten sizi. Ne zaman bağıracağınızı. Nasıl bağırdı da Michael Schumacher ya? Alo. Evet. Arkadaşlar ben bunu tek kapı açtığım zaman, yani sadece şu kapıyı açtığım zaman yolcu da binmiyor ön kapıdan. İlla şu ikinci kapıyı açmamız gerekiyor. Biraz daha gerçekçi olup keşke sadece tek kapıyı açsak daha güzel olur sanki. Yakında Mercedes'in Ego modu var. O Ego moduyla oynayacağım. Şu anda onun tabelasında bir hata var, yanlışlık var. Hatayı nasıl düzelteceğime bakacağım. Galiba yayınlamışlardı şeyini ama. Fix'ini yayınlamışlardı diye hatırlıyorum ama ben yüklemedim. Fix'ini bir daha out. Burada olmadığım için. Neyi bekliyorsunuz ki? Ha, kırmızı yanda daha yeni geçiyorlar. Biz de geçelim madem öyle. Mazotumuz ne kadar var? Şuradan bakalım. İyi, daha var. Götürür bizi. Evet. Hepsi, tüm kapıları açıyordum. Bu otobüs çevirme işlerinden, sıkın yapma işlerinden anlamam ben arkadaşlar normalde. Şey yaptım. Paint'le yapıyorum ben bunları. Paint'le falan diyorlar da ben paint'le yapmıyorum.
Paint'ten yapıyorum. Paint'i pek çözemedim çünkü. Biraz zor. Karmaşık. Paint'ten yapıyorum. Normal gene aynı oluyor. Şu CAD ekranını da Paint'ten yaptım. Gayet de normal yani. Sadece büyütmeyi küçültmeyi Paint.net'ten yapıyorum. O kadar. Çünkü güzel düzenliyor. Şey güzel büyütüp küçültüyor fotoğrafı falan. Resmi. Güzel oluyor. Şöyle yol hakkı isteyelim de. Sonra kavga etmeyelim adamla. Şu sinyal sesi bayağı gerçekçi, gerçekten de böyle. Evet, biri arkaya doğru gitti. Alo. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Alo. Tak. Hoş geldiniz. Sayın yolcularımız. BMC Pro City 6T bu arkadaşlar. BMC Pro City TL biraz kötü gibi. O yüzden onu kullanmıyorum pek. Ben bunu da normalde kullanmıyordum ama 2-3 gün önce bir deneyeyim dedim. Ve çok beğendim nedense. Zaten bende 100'den fazla otobüs var galiba. Tepesi galiba yaklaştık. Şuradan bakalım. Hello. Alo. Alo. Bakalım. Kapattık. OMS2'nin tutorial'ları, yani eğitim videoları gelecek arkadaşlar. Kısa videolar biliyorsunuz zaten. Bir tane çektim. Galiba düz gideceğiz. Ben şuraya gireyim de ne olur ne olmaz. Ha, buraymış. Bayağı yolcu var ya. Bu kadar kişi niye gidiyor ki? Alo. Konak mı? 5 konak. Aynen. Alo. 5 konakta niye gidiyor ki bu kadar kişi? Şu an düşük sıcaklığına şikayet ediyor. Hiç girmeye çalıştıramamıştı. 10 dakikalık at zaten. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Evet. Otobüs çevirmeyi bilsem keşke, çok güzel olur vallahi ya. BMC Neo City çevireceğim arkadaşlar ya ki otobüs çevirmeyi öğrenirsem, bilebilirsem. BMC Neo City çevirmeyi düşünüyorum. Ama ilk baştaki hedefim harita yapmak. Harita yapmayı çok istiyorum. Otobüs yapmayı pek istemiyorum zaten normalde. Yani hiç denemedim otobüs yapmayı falan. Ama otobüs çevirmeyi öğrenirsem, bir gün olur da kafam atarsa otobüs çevirmeyi. BMC Neo City çevireceğim. Biliyorsunuz bunların kısası. Neo City'de. Evet, buraya biri park etmiş. Hangi şerefsiz park etti acaba? Kulağa giremiyoruz. Şöyle 4 lira yakalım bari. Alo. 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 Önüme kırdı. Şimdi indi dövme. Allah. Geldik galiba adam. Aynen gelmişiz. Çabuk geldik.
Evet, fen lisesi durağı arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlar burada inerse çok seviniriz. Daha da gitmiyor zaten. Başka okula gitmiyor arkadaşlar. Guten Tag. Şu aynada mı bakayım ekrana? Ekran gözükmüyor tam. Yakında arkadaşlar manuel otobüs sürdüğüm video gelecek. Eğer 100 abone falan geçersek direksiyon kameraları videolarımız gelecek. Yapmaya çalışacağım direksiyon kameraları videoları. Pek izlenmemiz yok biliyorsunuz. İzlenme kasmaya çalışıyorum ben de yeterince. Galiba şurası bizim durağımız. Bu belende ibiş sorunları var. Ok sorunları da biraz var. Biliyorsunuz geçen günkü attığım videoda, belen videosunda kafamız çok karışmıştı. Kafam çok karışmıştı daha doğrusu. Nasıl gideceğim dair hiç gitmedim hatta. Bir problem olacağını düşünmüyordum çünkü onun öncesinde ona benzer bir hatta gittim. Hangi hat olduğunu hatırlamıyorum. Oklarda biraz sıkıntı yaşadık. Şey pardon, oklarda değil aslında da İbiş'te biraz sorun yaşadık. Ben o gittiğim hatta oklarda sorun yaşadım galiba. Hangi şeydi? 334'tü galiba gittiğim hat. Oklarda biraz sorun yaşamıştım. Belki fixi çıkmıştır vallahi bilmiyorum ama fixi çıktıysa indirmedim, görmedim. Şöyle şu sağda duralım, bir daha son defa otobüsü de göstereyim, sonra veda edelim. Burada inen oluyor mu? Oluyormuş. Şöyle inen yolcularımız. Kapıyı kapatalım. Evet, otobüsümüz böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten güzel bir otobüsmüş. Ben pek beğenmemiştim aslında. Otobüs güzel otobüsmüş. Trafiği de kilitledik bir yandan. Şöyle gelelim mi? Neyse. Otobüsümüz bu şekilde arkadaşlar işte. Mesela şu kapıyı kapatalım. İkinci kapıyı. Şu kapıyı açalım. İşte tam gördüğünüz gibi bir otobüs oluyor bence. Şöyle yapalım, evet kapı da açıldı. İşte böyle arkadaş otobüsümüz. Şu ekran biraz kötü. Şuradaki tarih ve saati nasıl otomatik olarak şu gerçekteki OMSI'deki tarih ve saate bağlayabiliriz onu bilmiyorum. Hatta da aynı şekilde bilmiyorum. Zaten pek model koltuğu falan onlardan anlamıyorum şeyden OMSI'deki. Evet, içerideki ekranda şöyle arkadaşlar, bu şekilde biliyorsunuz koronavirüs var ülkemizde ve dünyada. Bunu koydum ben ekrana. Arka kapı bu şekilde. Sesler de pek orijinal değil ama benziyor. Yani eleştirmek tabi benim üstüme değil, yapan emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Güzel otobüs. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bana abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.